birbirinden keyifli görüntülerin yer aldığı magazin turuyla devam ediyoruz. Besk mi istiyorsunuz? En koyusu oradaydı. Hop mu istiyorsunuz? En özeli oradaydı. Dans mı istiyorsunuz? Karşınızda Sibel Can. Göbek atmak mı istiyorsunuz? Fatih Yürek hazır kıta. Kısacası yok yoktu bu hafta yine Kıbrıs'ta. 19 Mayıs coşkusuyla verildi yavru vatanda eğlencenin startı. Çuk mavi, derin bacak yırtmaçlı kıyafetiyle Linet önce odalarda ışıksız bıraktı dinleyenlerini. Madem en başta her telden çalacağız dedik, o zaman Mustafa Keser'i ihmal etmemeliydik. Tam tamına 1,5 yıldır yoktu sahnelerde arabeskin yaşayan efsanesi. Sahnelerde yoktu ama polemiklerle gündemdeydi. Son olarak İbrahim Tatlıses'in Mustafa Keser'i ben şöhret ettim, İlk ekrana ben çıkardım sözlerine geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında sert tepki göstermişti. Bunu soruyoruz, ben lafı bir kere söylerim, sonra etrafı dinlerim diyerek İbo ile yaşadığı polemikte zaferi kendisinin kazandığını ima ediyor. En azından tek bir şarkı çıkarsa, sevenlere hasret giderse sözünü de muhabirlerin ağzına bakın nasıl tıkıyor. 20 senedir neden şarkı yapmadığının da altını çiziyor ardından. Ve sahne zamanı. Hem şarkıları hem esprileriyle Kıbrıs'a gelen tatilcilere unutulmaz bir gece yaşatıyor en koyu arabesk şarkılarla Keser Mustafa. Simge Sağın da Kıbrıs'taydı bu hafta. Kıbrıs çok sıcak bugün. Yaz gelmiş buraya. Giremedim. Nereye gireceğim denize? Geldiğim gibi yattım. Dün çok zaten 2 gündür üst üste konser, lansman vesaire çok yoğundu. Yaz başlamadan bir sürprize hazırlanıyormuş güzel popçu. En kısa zamanda dinleyiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyorum çünkü çok güzel bir yaz şarkısı oldu. Nasıl bir parça? Simge'nin aslında yapmadığı, Simge hep böyle biraz daha slow, daha böyle biraz da ağır tempolu şarkılar söylemiş yakın zamanda gördüğüm. Ben farkında değildim bu kadar çünkü yazılan eleştirilere göre biraz aslında gardımı aldım ve bu fikre dahil oldum. O yüzden hızlı şarkı yapmadığımı, biraz da hızlı şarkı yapmam gerektiğini bana hatırlattılar. Ben de kolları sıvadım, ekiple session yaptık ve çok tatlı bir şarkı geliyor. Şarkının adını da buradan söyleyeyim mi? Söyleyelim bence. Önümüz yaz. Hiç oraya bakmıyorum, sol tarafa bakmıyorum. Şimdilik o. Yani yaz şarkısı geliyor, çok güzel. Salman da sözlerini bitirdi. Artık çok az kaldı. Ben okuyacağım ve klibi çekip dinleyiciyle buluşturacağız. Turuncular içinde. Bronz tenini patlatıyor turuncu kostümü iyice. Ama tek bir takı yok kolunda, boynunda. Nedeni ne acaba? Ben tek başıma takı gibi kadınım zaten. O yüzden takmadım. Takı gibi kadınım dedim. Pırlanta gibi kızım yani. Hiçbir şey takmama gerek yok gibi. Evet, burada yeterli gördük. Tek bir tane, tek bir parçayla tamamladık zaten. Simge Sağ'ın konuşulur da Galatasaray'la Icardi ile meşhur olan Aşkın Olayım atlanır mı hiç? Bize çok, yani özellikle bana, kariyerime, hayatıma çok büyük bir dokunuş oldu onlardan bana. Çok yani hayatımın sonuna kadar unutamayacağım bir güzellik yaşattılar. O yüzden başarılarının devamını diliyorum. Benim şarkım bir takıma çok iyi geldi. Madem konu aşk, o zaman soralım hemen. Yok mu hala kalbinde biri? Şu an yok. Güzelsin. Şu an yok. Yani uzun zamandır yok. Şu an için demiyorum. Bayağıdır birini sevmedim. Sevmek için bekliyorum. Biri, yani iyi biri, anlaşabileceğim, ne bileyim, sevgimi karşılığına alabileceğim biri olursa neden olmasın ama. Sosyal medyadan gelen, üstelik de dünyanın dört bir yanından gelen onlarca, yüzlerce teklifi anlatıyor ardından da Simge Sağ'ın. Sosyal medyada ne kadar mesaj geliyor? Aşağı yukarı. Yani çok geliyor çok ama ben bakmıyorum, ilgilenmiyorum. Oraya inanmıyorum çünkü ben kaderciyim aşkta. En büyük aşkım müzik yani, biliyorsun. Ve artık sahne zamanı. O meşhur şarkıyla selamlıyor yüzlerce izleyenini. Ve finali de tabii ki kendisine ilk şöhreti getiren o şarkıyla yapıyor.